Keşke o Holmes'ün ilk çadırdan çıkış anının kaydı Ay, olsaydı. O nasıl çıktı o çocuk ya. Onu anlattık i̇lk mı biz? Kaydı olsaydı. Onu anlattın mı sen? Yayın Ama biz. Mı? O gece açtığımız yayında Holmes'ün yaptığı şeyi anlattık mı çadırın içindeki? Anlat. O günden sonra olmadı mı o zaten? Şimdi şöyle hayal et. Evet, ha. ondan gecesi. sonra oldu. Evet, evet. Onun gecesi oldu. Şimdi Lemur uyumuyor arkadaşlar. Tamam mı? Oturmuş, kahvesini koymuş. Çekinme kim yapıyor? Geri kalan herkes uyuyor kampta. Otururken bir anda Rane ve Holmes'un yattığı çatır, çadırda hareketlenmeler başlıyor. Debelenmeler. Debelenmeler ama böyle yani ve Hakan korkuyor bu durumdan. Ne oluyor diye. Hani nereye düştüm diyor tamam mı? Holmes anlatan tamam, bilmeyenleri anlatıyorum. O çadırın içerisinde biri sağa vuruyor, sola vuruyor, işte tepiniyor çadır kendi halinde hareket ediyor böyle. Dem da geriliyor. Ne oluyor falan deyip ama akıl edemiyor kamerayı alıp çekmeye. Çünkü hani ne olduğunu anlamıyor yani. Hakan Lemur arkadaşlar. Mendebur. Mendebur. Ne ne diyordun? Mendebur. 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 Tabii. Ondan sonra bu debelenme Holmes'ün çadırın yanındaki küçük insanın içine giremeyeceği pencereden kafasını çıkarması ki hatta dedi ki bir çadırın ilk defa doğum yapabildiğine şahit oldum dedi. Kafasını oradan çıkarması ve dış tentenin koruyucu kısmının altından çıkmasıyla sonuçlanıyor. Tamam Çıkıyor böyle Holmes ve bilinci yok. Yani hani ne olduğu belli değil. Orada çökmüş beni böyle şey gibi 50 kuruş ister bir pozisyonda <laughs> çökmüş. <gülüyor> da ben bu arada bu sırada ben bak bunlar olurken ben hala uyuyorum ve uyanmamışım. Mert bak, uyuyor. Yok bunlardan. Mert hiçbir şeyden haberdar değil. Ondan sonra Holmes şeyi soruyor değil mi? Çadıra nasıl gireceğim diye soruyor. Hayır sormuyor sormuyor. <gülüyor> ne, ne <gülüyor> oluyor? Orada duruyor abi tamam mı? Önce oturuyor. Sonra Hakan da işte hani ne yapıyorsun? Ayağında çorap var hani geri girişleri falan ne sanırım onu böyle şey yapınca yine pencereden ayağını sokarak girmeye çalışıyor. Ha doğru pencereden geri girmeye çalışıyor. Hatta o sırada kapıdan mı pencereden mi rüzgar gelince Mert o tepinmeye değil orada çadırın içine giren soğuğa uyanıyor garibim. Oh, diyor, geldi. Her şey çok anormal yani ne olduğu belli değil. Neyse bunlar yaşandı maşandı anlam veremedik. Ee, sonra mı Holmes'le konuşuyor. Yani ne oldu diye. Kabus görmüş. Ee, bir tane böyle poşetin içerisinde görmüş kendini. Poşet gibi çöp poşeti gibi bir şeyin içerisinde hayal etmiş herhalde. bilinçaltı çadır böyle yatmalık çadır ya küçük. Ve böyle sanki bir mezarın içindeymiş gibi hissediyor. Ve kaçmaya çalışıyor. İşte o Lemur'un şahit olduğu durum aslında Holmes'ün mezarın içinden çıkmaya çalışma anı. <laughs> o yüzden önce yanı zorluyor, soluğu sağa zorluyor, kapıyı da açamıyor. En sona pencerenin deliğini buruyor. O da bu kadar ha? Havalandırma deliği. Oradan. çıkıyor. orada. Mümkün değil yani. <laughs> yani. Bir de şey de kötü. Şimdi biz o gün o yayın önceki yayın yani o yayında paranormal şeylerden konuştuk. Ben <laughs> gece orada uyansam, holmes öyle görsem çadırın tepesini böyle yırtmaya çalışıp şey yaparken bayır çalışırdım hani. Yani ne olduğunu bilmiyorum artık da artık orada. Yani korkutucu. Entegre. Ama Holmes'un uykuyla ilgili bir problem var. Mesela bir ara arabada uyudu. Üç defa kornaya bastı falan. ya. Böyle, o uykusunda bir şeyler yaşıyor ya. Evet uykusunda o var değişik şeyler yaşadı ya. Oyun hani Allah korusun biz onu böyle palyaço maskesi yiyip uykusunda korkutmaya falan çalışsak. Abi kamp da şaka olmaz abi. Çok, çok değişik şeyler abi, olabilir ya. Abi ne yapıyorsun? Yeter artık bitti.